Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Güney Kore ile işbirliğinin 65 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, ikinci büyük ticaret ortağımız olan Kore ile ticaret hacmimiz 8 milyar doları aştı dedi. Hepimizin bildiği gibi Türk ve Kore halkları arasında tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kore Savaşı ile kan kardeşliğine dönüşen yakın bağlar mevcut. 2022 yılı bu güçlü temel üzerine inşa ettiğimiz yakın ilişkilerimizin tesisinin 65. stratejik ortaklığımızın ihdasının ise 10. yıl dönümü olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız olan Kore ile ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 8 milyar doları aştı. İşbirliğimizin halklarımızın karşılıklı menfaati temelinde çeşitlenerek daha ileriye taşınması yönünde ortak irade mevcuttur. Güney Kore'nin Milli Günü Ankara'da bir otelde Güney Kore yerel kıyafeti Hanbok defilesiyle kutlandı. Etkinliğe Bakan Kara İsmailoğlu da katılarak konuşma yaptı. Güney Kore Başbakanlığı'nın katılımıyla açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin Kara İsmailoğlu, Güney Kore ile dev altyapı projelerindeki işbirliğini sürdürmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Geçtiğimiz Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ile dönemin Kore Başbakanı Sayın Kim'in teşrifleriyle açılış törenini gerçekleştirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak Kore-Türkiye işbirliğinin bir nişanesidir. Dev altyapı projelerindeki işbirliğimizi sürdürmeyi, üçüncü ülkelerde ortak projelere imza atarak bu alandaki potansiyelimizi değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte üst düzey ve teknik ziyaretleriyle iş çevrelerimiz arasındaki temasların artarak devam etmesini temenni ediyoruz.